Kıbrıs Postası'nın ulaştığı Maliye Bakanlığı kaynakları, bakanlıktaki elektrik kesintisine tepkili. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıptek'te haklarında Mali Polis tarafından soruşturma açılan 3 üst düzey görevlinin kendisinin talimatıyla görevden alındığını söyledi. Döviz kurlarındaki dalgalı seyir Türk lirası için korkutan seviyelere ulaştı. İngiliz sterlini 10,70, Euro 9,14'ü, Amerika doları ise 7,70 seviyelerini gördü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs için görevlendirdiği üst düzey Birleşmiş Milletler diplomatı Jane Hall Lut ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Tatar, "Biz kendi devletimize, egemenliğimize sahip çıkacağız." dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs sorunu ile ilgili yaptığı açıklamaları işaret ederek zaman israfı yorumunu yaptı. 400 bin Türk liralık büyük ikramiye 09 688 numaralı bilete isabet etti.